Otogaraj'ın kanalından herkese merhaba. Bugün yeni gelen araçlarımızdan birisi olan BMW 520D Premium Paket. Bu dolu dolu tertemiz aracı birlikte inceleyelim. Bakarsanız aranızdan birisi satın alabilir. Şimdi aracın önüne baktığınız zaman oldukça güzel bir görüntüye sahip. Nedir bu görüntü? Angel tarzına benzer farlar mevcut. Beyaz renkte bu aracımızda. Aynı zamanda Amerikan parkımsı bir göz alıcı şeyler var. Detaylar var. Aynı zamanda aracın mercek far var ve farları da xenon far. Aracın ön kısmında yine far yıkama vesaire mevcut. Ön park sensörü de aynı şekilde mevcut. Aracın o mazgalların içindeki demir şu an boyatılmamış hiç. Hatta onu istediğiniz renk tonunda oynayabilirsiniz. Araç bu arada 186 bin kilometrede tertemiz. Sadece kaput değişen çamurluk boyalı haricinde hata yok. Sedefli bir boyaya sahip. Siyahla böyle kahverengi bir şeye kaçıyor tonu. Oldukça güzel bir görüntüsü var. Aynı zamanda sis farları da beyaz renkte. Bu renkleri farklı çeşitlerde de görebilirsiniz. Bu araçlar yan makinası niteliğinde olduğu için genelde agresif kullanılır ve çok hasarlı olur piyasada ve kilometresi çok aşmış olan araçları görebilirsiniz. Bu aracımızın kilometresi düşük ve hasarı da oldukça az. Aynı zamanda motorun trigger zinciridir vesaire her şey yeni yapılmış. Ağır bakımlar her şeyi bitmiş. Mazotu koyacaksın, devam edeceksin, gazlamaya devam. Bir de aracı genel olarak dönelim. Araçta bu arada bütün camlar filmli, ön cam dahil zindan gibi. Aracın jant lastiğine gelecek olursak 4 lastik yeni, 0 jantlar vesaire iyi durumda. Şurada en çok kullanılan kapı kontrolünü yapalım, bir şoför kapısını. Kitap gibi kapanıyor. Çiçek gibi ya. Araca yandan baktığınız zaman oldukça güzel, ezik çizik durumu vesaire iyi durumda. Ya bu arabayı satsan gerçekten yerine koyamazsın, ender temizlikle diyebilirim. Aynı zamanda böyle yandan da baktığımızda da orada ondan gidip noterde buluşabiliriz. O derecede diyebilirim. En kötü alsan bir jant lastik yaparsın, ince yanak hafif de basarsın, kitap gibi olur. Her zaman çıkmıyor böyle temizlikte. Aracın bagaj kısmına geldiğimizde öyle anahtarı bir gösterelim. Bagaj açma, kitleme ve aracı açma gibi şeyler var. Aynı zamanda şunu zımbırtıyı çektiğiniz zaman manuelde de açabilirsiniz aracı. Aracı ister oradan bagajını açarsınız, isterseniz buradan uzun basılı tuttuğunuz zaman Allahu Ekber diyebiliriz. Oldukça tertemiz. 3 tafumun ikisi temizse o arabayı kaçırmayın. Şimdi aracın önce şuradan bir şey göstereceğim. 520'de yani 520. Aracın bagaj haznesi de aynı zamanda 520 litre gibi bir bagaj hacmine sahip. Hani ilk günkü kondisyonunda diyebilirim. Şurayı bir kaldıralım. Şurayı da bir kaldıralım. Buraya şu ince bisiklet tekeri gibi olan hissetmelerden koyabilirsiniz. Bagajın hali de bu şekilde. Orada yine bir file yardımıyla oraya bir şeyler de koyabilirsiniz bagajın sağ tarafına. Şurada yine bir aydınlatma detayımız var. Şurada ilk yardım zımbırtısı var. Onu somon gibi çevirip şöyle indirip burada ilk yardım kiti, anahtar, reflektör. Ya araca dair her şeyi bulabilirsiniz. Şurada da Zavazingo'ların talimatları yer alıyor. Yine bunu somonu sıkar gibi sıkıyorsunuz. Tırnaklı yapmamışlar bilerek, çünkü bu sürekli inip kalktığı için düşecektir. Bu şekilde daha sağlam. Aynı zamanda ses yalıtım bakımından da başarılı diyebilirim. Şöyle bagajımızı indirelim. Yine aynı zamanda aracın arka kısmında park sensörü vesaire bulunuyor ve bunları içerideki ekran sayesinde mesafe kontrolünü de yapabiliyorsunuz. Egzoz çıkışımız da başarılı. Bu aracın bir de motor güç
kısmına bir bakalım ne yakıyor, ne ediyor bir görelim. 177 beygirlik bir yan makinasından bahsettik. Bunun tabii ne yakar ne eder şurayı kaldırıp bir görelim. Motoru da aynı şekilde. Amortisörümüz yer alıyor. Motorumuz da oldukça temiz görünüyor. Dizel 4 silindirli bir motorumuz var. 177 beygir, 6 ileri otomatik şanzıman. Arkadan itişli bildiğiniz gibi. Maksimum sürat 226 km hızı görebiliyor. Bandrolü bu arada parantez içine gireyim. 686 lira 6 ayda bir. 1595 cc'li 4 silindir. 100 km hıza 8.4 saniyede ulaşabiliyor. Euro 4 bir motor. Şehir içinde 8.1 litre, şehir dışında da 5.0 litre, ortalaması 6 litre. Depomuzda 70 litre bu arada. Yani aslan besleyen yemini verir. Her zaman konuştuğumuz bir muhabbet. Agresif kullanılmadığı takdirde dizel bir motor az yakacaktır. Ama sert kullanımlarda 9 litreye kadar çıkar, 10 litreyi belki bile görür. Yumuşak kullanımlarda 7 litreye kadar da düşebilir. Tabi bu bulunduğunuz ile ilçeye de bağlı, trafike bağlı. Şimdi İstanbul'da kullanıyorsanız dur kalk dur kalk ona göre olacaktır. Böyle bir araç için 8 litre bence gayet iyi. İşinizi görür yani. Sunroofumuz var araçta. Şöyle arkası kalkıyor. Aynı zamanda şöyle indirelim. Şu şekilde de açılıyor. Araçta bu arada çalışmayan bir özellik yok. Bunlara dikkat edin. Çünkü hepsi bir sizin için maliyettir. Şu şekilde. Sunroof araba da her zaman iyidir. Şahsen çünkü daha havadar oluyor. Bagajımızı da aynı zamanda içeriden de açabiliyoruz. Onu da göstereceğim. Şöyle yandan başlayalım. Kapılarda airbag'imiz vesaire var. Deri. Aynı zamanda deri. Şuralarda şöyle piyano bilek detaylar var. Dört camımız zaten otomatik. Arka cam bu arada iptal tuşu vesaire, çocuk emniyeti kilidi vesaire var. Arka perdeyi buradan indirebiliyorsunuz. Buradan dikiz aynasının ayarları yapılabilir. Şurada tiz çıkışımız var. Cep detayımıza gelecek olursak, cebimiz oldukça kullanışlı. Şuraya da bozuk para vesaire de atabilirsiniz veya smok mumok vesaire. Aracın içi bu arada siyah, deri koltuk. Koltuklarımız şoför ve yolcu tarafı da elektrikli. Şoför tarafında hafızalı koltuk yer alıyor. İki tane hafızası var. Ayak aydınlatmaları vesaire var. Sarı renkte istediğiniz renge çevirebilirsiniz. Bagajı buradan açabiliyoruz. Hız sabitleme, limitleme vesaire var araçta. Far sensörü, yağmur sensörü gibi özellikler de var. Kadranın aydınlatmasını da kısabiliyoruz. Aynı şekilde fonksiyonel deri direksiyonumuz mevcut. Direksiyonumuz bu arada elektrikli, yükseklik alçaklık ayarını yapabiliyor. Bunlar her zaman bir artıdır ve dediğim gibi çalışmayan bir aksam yok. Siz de bir araç alırken buna dikkat edin. Bunlarda mesela göğüse dikkat edin. Göğüslerde macun, çatla vesaire gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Aracımızın bütün airbagleri vesaire faal. Kaputu değişmiş ama ağır bir kazası kesinlikle yok. İç döşemeler vesaire oldukça temiz. Gördüğünüz gibi içerisi zindan gibi olduğundan biraz kararmış, sadece hallolmayacak işler değil. Anahtarımızı şu şekilde takıyoruz konta. Şöyle direkt kadran vesaire geliyor. Frene basıp start stop tuşuna basıyoruz. Aracımız direkt marş alıyor. Şöyle aynı şekilde aydınlatmaları görebilirsiniz. Şu şekilde de havadar bir ortamı da görebiliyorsunuz. Joystick vitesimiz mevcut araçta. Bunlarda joystick olmayanlar da var. Onlara da dikkat edebilirsiniz. Şurada bir geniş multimedya ekranımız var. Park sensörünü dediğim gibi burada görebiliyorsunuz. Ön arkayı. Aşağı gelecek olursak dijital bir klimamız yer alıyor. Çift taraflı, bağımsız. Aynı zamanda şurada bir bardaklığımız var. Zımbırtıya bastığınızda böyle sürücü tarafına doğru bir veriyor. Aynı şekilde bundan şu tarafta da mevcut. Bunlar güzel özellikler.
Yine şuralarda piyano bilek detaylar yer alıyor. Uçtan uca alt kısma doğru gelecek olursak CD çalar bir multimedya ekranımız var. Klima bu arada çalışıyor. Aşağı kısmında da şurada bir cep var. Cüzdan vesaire bir şey bırakılabilir, oraya konulabilir. Şurada bir küllüğümüz var. İster küllük olarak kullanın, ister bozuk para atın. Bence bozuk para daha mantıklı. Aynı zamanda aracımızda koltuk ısıtma da var. Park sensörünü de şuradan kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde kademe kademe de koltuk ısıtmayı yapabiliyorsunuz. Bu taraf şoför tarafı, şu taraf zaten sağ taraf yolcu tarafı. Joystick vitesimiz aynı şekilde, o piyano bilek detaylar şuralarda hep yer alıyor. Oldukça temiz, çizik müzik bir şey yok. Şuradan multimedyayı, yol bilgisayar gibi şeyleri kontrol edebilirsiniz. Şu şekilde. Bunlar hep sevdiğim özellikler. Şoför kolçağımız ve aynı zamanda yan yolcunun da kullanabileceği oldukça büyük bir kolçak yer alıyor. Deri kolçak. Yukarı aşağı ayarı yok, sabit ama oldukça güzel. Zaten bu konsol oldukça doldurucu. Boş kalmıyor yani ortalık. Kolçağımızın alt kısmına bakacak olursak şöyle tuşa basıp şu şekilde kalkıyor. Aynı zamanda burada bir kademe daha yer alıyor. Onu da açarsanız şu şekilde bozuk para, ne bileyim kart, kredi kartı, kart vizit, istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir kademe daha açarsak şurada oldukça güzel bir alan yer alıyor. Şurada aynı zamanda bir hava geçişi var. Çok az geliyor ama bir baktıracağım. Aynı zamanda buraya kutu kola gibi bir şeyler konulabilir aslında. Soğutulabilir. Oldukça güzel. Aynı zamanda bunu kaldırdığınız gibi şu şekilde direkt kapatabiliyoruz. Bundan yana bir sıkıntı yok. Aracın arka kısmında da yine oldukça güzel tertemiz deri döşeme yer alıyor. Şöyle güzel cep detayları var koltuk arkalarında. Şaft tüneli biraz yüksek ama 1.18 gibi değil, en azından misal örnek veriyorum. Ortaya birisi oturabilir, çok da şey olmaz. Ayak koyabileceği bir alan var. Burada da yine klima çıkışımız var, bağımsız değil. AUX girişi var ve 2 tane çakmaklık çıkışı var. Bunlar binici için, yani arkadaki sponsorlar için veli nimet olan ihtiyaç şeyleri. Arka koltuklarda yine ISOFIX mevcut. Şurada direkt indirelim. Şu olduğu gibi iniyor. Kolçağımız yer alıyor. Buraya kullanabilirsiniz. Yine şurayı da, şuradaki mandala bastığımız zaman şu şekilde 2 tane bardaklığımız var. Arkadaki adam uzun yolda hiçbir seyahat engeli olmaz. Oldukça da keyif alacağını düşünüyorum. Ben bile yakın zamanda uzun yola bir giderim diye tahmin ediyorum bu araçta. Arka hacme de gelecek olursak baş mesafesiyle diz mesafesi oldukça rahat. Arkada makam perdeleri mevcut. Bunlar manuel. Yine şuradan örnek vereyim. Şu şekilde direkt. Şurada bile kelebek yani iş görür. Ama bunlara ihtiyaç yok. Zaten filmimiz zindan gibi. Yine ön tarafta bahsettiğim gibi arkada da perde var. O elektrikli. Şöyle döşemeler, möşemeler çiçek gibi. Şuralarda yine detaylar yer alıyor. Bunlar da zaten full deri. Aynı şekilde piyano bilek detaylar buralarda da yer alıyor. Aklınızda kuşku olmasın. Şunu indireyim de bozuktu da indirmedi falan demeyin yani. Türkiye'nin en geç büyüyen kanallarından otogarajım kanalı olarak bir videonun daha sonuna geldik. Videomuz hoşunuza gittiyse yorum yaparak, videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kanalımızın Instagram hesabına şuralardan erişebilirsiniz. Takip edin. Anlık storyler vesaire oradan her zaman paylaşıyoruz. Böyle araç ve böyle araçlara daha fazla erişmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sık sık yeni videolar hafta içi sizi buluyor. Gerek hafta sonunda bulur. Bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bunu kaçırmayın bunu.